Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu stres olacak. Stres derken ne demek istiyorsunuz derseniz, kendimin de uyguladığı bir nefes yöntemiyle stresten uzaklaşmak için birkaç dakikanızı rica edeceğim. Bu nefes yöntemi daha önceden askerlerin savaşa gitmeden önce bu stresi yenebilmek için uyguladıkları bir nefes yöntemi. Buna kare nefes alıp verme yöntemi deniyor. Ben de gerçekten çok stresli olduğum anlarda ve stresle başa çıkmakta güçlük çektiğim anlarda bu nefes yöntemini deneyerek çok rahatlıyorum. Size de bu yöntemi anlatmak istedim. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin bu yöntem nasıl uygulanıyormuş detaylı bir şekilde anlatarak videoma giriş yapayım. Bu nefes egzersizinde yapmanız gereken şey çok basit. Aslında ismini de buradan alıyor. Kare nefes egzersizi dediğim şey 4 saniye nefes aldım. 4 saniye bu nefesi tuttum. 4 saniye nefes verdim, 4 saniye tekrar tutuyorum. Yani aslında nefesimizi alıp, tutup, verip, tutup bir kare çizmeye çalışıyoruz. Bu 4'er saniye olayı nereden bulunmuş derseniz, nefes tutma, alma olayları sırasındaki bu döngüde insanın kendine daha fazla odaklandığı, özellikle stres uyaranlarına karşı vücudun dış çevreye biraz daha ilgisinin azaldığı gözlemlenmiş. Dolayısıyla bu 4'er saniyeden kare nefes tutma olayı ortaya çıkmış. Ama değişik versiyonlarda yine stres giderici nefes alıp verme teknikleri var. Ben gerçekten bunu deneyip keyif aldığım için sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz bir tekrar kendim göstereyim. Sonra birlikte sayarak birkaç kez karşılıklı deneyelim. Bu arada bütün nefesler burundan alınıp burundan verilecek. Bu nefes alıp verme sırasında birazcık şu stres gidiyor mu gitmiyor mu benimle birlikte deneyebilirsiniz. Her şeyden önce ortamın ısısı ya da iş yerindeyseniz vesaire, eğer kulaklık takma şansınız varsa kulaklık takarak biraz böyle dış ortamdan kendi bağlantınızı kesebilirsiniz. Bu sayede gerçekten şu stresin oluşturduğu bu gergin durum ortadan kalkabilir. Şimdi başlıyorum. 4 saniye nefes alarak başlayacağım. 4 saniye nefesimi tutacağım. 4 saniye verip 4 saniye tekrar nefesimi tutacağım. Şimdi başlıyorum. 4 şeklinde bir kare çiziyoruz. Gördüğünüz gibi aslında hiç zor değil ve gerçekten 4-5 tekrar sonrasında biraz daha böyle gevşediğinizi hissedebilirsiniz. İsterseniz şimdi gelin benimle birlikte uygulayın. Ama ben tabii bu nefes alıp verme sırasında konuşamayacağım. Parmaklarımla sizi sayı sayma konusunda yönlendirebilirim. Ve gelin 5 tekrarlı bu nefes alıp verme yöntemini birlikte uygulayarak stres konusundaki etkilerini birlikte gözlemleyelim. Şimdi başlıyorum ilk tekrarla. Şeklinde 5 tekrarlı uyguladık bile. Gerçekten bu fazladan oksijenin beyne doğru böyle gelmesiyle birlikte hafif bir gevşeme hali hissediyorsunuz. Ben de şu an biraz sanki böyle oksijenin fazlalaşmasıyla biraz fazla böyle gevşedim gibi hissediyorum. Umarım sizde de aynı etkiyi oluşturmuşuzdur. Eğer gün içerisinde çok stres olduğunuz, mutsuz olduğunuz, gerginlikten böyle hiçbir şey yapmak istemediğiniz bir an denk gelirse lütfen bu nefes alıp verme yöntemine bir şans verin ve vücudunuza şu stresin neden olduğu kötü etkilerin bulaşmasına izin vermeyin.
Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu şekildeydi. Eğer sizin de gün içerisinde aşamadığınız konular varsa ve bu konular hakkında inanılmaz stres duyuyorsanız lütfen bu nefes alıp verme yöntemini birkaç dakikalığına olsa da deneyin. Ben genellikle çok stresli olduğum anlarda bu yöntemle çok gevşiyor ve çok rahatlıyorum. Ve sizden istediğim, eğer herhangi bir probleminiz yoksa, baş dönmesi gibi, tansiyon düşmesi gibi 5-6 tekrarlı, videoda da söylediğim gibi bu nefes alıp verme yöntemini deneyebilirsiniz. İlerleyen günlerde bu metot gerçekten sizin bir ihtiyacınız hale gelecek. Çünkü bende öyle oldu. Ve şunu da söylemem gerekir ki erken dönemde 5-6 nefesle başlayıp ilerleyen dönemde o bölgede bu nefes alıp verme yöntemini vücudunuz, akciğerleriniz ve sinir sisteminizde alıştıkça 7-8 hatta 9-10 tekrarlı uygulamalara da geçebilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra eğer kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana oluşturabilir ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana bırakabilirsiniz. Mümkün oldukça bütün sorularınıza, yorumlarınıza ve görüşlerinize dönüş yapmaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.